Türkiye'nin yeni nesil yatırım platformu Gedik Trader sunar. Hisse bültenine hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Üzeyir Doğan'la birlikte hisse senedi piyasalarında olup bitenleri değerlendirip yorumlamaya çalışacağız. Sizlerden gelen soruları da mümkün olduğunca yanıtlayacağız bu programımız çerçevesinde. Hoş geldin Üzeyir. Hoş bulduk. Dün reform paketini gördük. Reform paketinin piyasa etkisi üzerine bir parça değerlendirme yapalım istersen. Öncelikle Borsa İstanbul'da pek etki olmadı. Sınırlı sayılabiliriz etkisini. Bir takım hisselerde beklentiler vardı. Şu an itibariyle geldiğimiz noktada bütün bunları nasıl yorumlarsın? Dün reform paketi açıklandı ama gündem o kadar yoğun ki açıkçası piyasa neyi fiyatlayacağını şaşırıyor. O çerçevede baktığımızda etkisi de sınırlı kaldı diyebiliriz. Özellikle bankacılık tarafında çok ciddi beklentiler vardı. Buradan gelen açıklamalar bazıları evet bu beklentiler karşıladı, bazıları karşılamadı da diyebiliriz. Özellikle kamu bankalar tarafındaki sermayelendirme süreci, özel tertip tahvil ihracı, bunun işte bankalara konacak olması bankaların sermaye telli klasörlerine ciddi bir pozitif etki yaratacak gibi gözüküyor ama diğer taraftan buraya bir nakit enjektör olmaması hani bu bankaların kredi hacmini ne kadar genişletmesini sağlayacak onu da ilerleyen dönemde belki görüyor olacağız. Ama en azından sermaye telliklerinin düzeltilmesi açısından bankalar açısından kamu bankalar açısından pozitif olarak değerlendirmek mümkün. Bununla birlikte özel bankalar için de bazı maddeler vardı. Bunlardan bir tanesi temettüğünün dağıtılmayacak olması. Muhtemelen gelecek yılda bu yönde bir karar veriliyor olacak. Yani bu yıl ve gelecek yıl temettüyü dağıtılmıyor olacak bankalar tarafında. Bu banka yatırımcılar açısından belki bir miktar negatif ama zaten çok büyük temettü beklentisiyle de oraya yatırıma girilmiyordu. Bununla birlikte asıl önemli konu... 2019'da da dağıtılmayacağı konusunda görüşün kesin midir? Yani 2018 dağıtmadık dedi ama evet, uygulamaya bir süre daha devam edeceğiz denildi. Devam edeceğiz denildi. Muhtemelen yani 2019. Gelecek yılda 2019 karlarında dağıtılmadığını görüyor olacağız. Yani en azından buradaki projeksiyon o gibi gözüküyor. Niyet o en azından. O nedenle temettü tarafı biraz zayıf kalacak bu tarafta. Bu bankalar için negatif. İkincisi de bankalar açısından aslında kısmen pozitif diyebileceğimiz ama bunu belki süreç içinde görmemiz gereken bir konu daha var. Bu da enerji girişim sermayesi fonu ve gayrimenkul fonu gibi iki tane yapının kurulması planlanıyor. Bankaların özellikle takibe düşen ya da takibe düşme riski bulunan varlıklarını alacaklarının hani burada hisse devri yoluyla buraya devredilmesi. Belki bir noktada model Türk Telekom vari bir yapı adında bahsedebiliriz. Bu tarz bir süreçten bahsediliyor. Bu nasıl yönetilebilir ya da tam olarak detaylar ne olur? İlerleyen dönemde bunu görmek lazım. Bu bankalar adına pozitif mi olur yoksa bankalar bu sorunlu varlıklar şirketlerin biriktiği bir alana mı dönüşür? Buradaki detayı uygulamayı ileride görmek lazım. Şimdi kısmen pozitif gibi değerlendiriliyor. En azından telekom sürecinden hatırladığımız yani orada alınamayacak bir sanki borç var gibi gözüküyordu. Ama en azından Türk Telekom hisselerinin devriyle bu bir noktada sorun olmaktan kısmen çıkmış oldu. Belki buna benzer bir yapıyı orada da görüyor olacağız. Bunu da ilerleyen dönemde göreceğiz. Ama totalde baktığımızda paketin etkisinin piyasa üzerinde oldukça sınırlı kaldığını söylemek mümkün. Paket açıklandıktan çok kısa bir süre sonra devamında örneğin Fırat'ın doğusuna operasyon seçeneği masaya geldi ve piyasada dün bunun biraz daha ağırlıklı fiyatlandığını görmeye başladık. Bununla birlikte çok fazla fiyatlanmıyor ama Amerika ile Türkiye arasında S-400 ve F-35 sürecinde çok ciddi fikir ayrılığının olduğu ve bunun tekrar bir ortamı germeye doğru gittiğini görüyoruz. Bizden gelen açıklamalar ve karşıdan Amerika'dan gelen açıklamalar bu işin hafife alınır bir tarafının olmadığını gösteriyor ilerleyen dönem için. O nedenle buraya hassasiyetle yüksek seyrediyor bu bir kenarda. Üçüncüsü seçim. Yani her gün çeşitli haberler okuyoruz çeşitli kaynaklardan. Kimi doğru kimi yanlış ama bu İstanbul üzerinde özellikle sürecin netleşmesi de bekleniyor. Yani piyasa en azından Üzeri, sana sorayım. Negatif fiyatlıyor. Seçimin yenilenmesi yönünde bir karar çıkarsa piyasa nasıl tepki verir? Yani piyasa 10 gündür açıkçası bunu veriyor zaten. Seçimin yenilenmesi ya da diğer alternatifler devreye girdiğinde piyasa buna negatif reaksiyon veriyor. Aslında tahmin etmek çok zor değil. Buna piyasa şu anki reaksiyonuyla zaten 10 gündür gösterdiği reaksiyonla böyle bir senaryo. Ne kadar kötü olabilir peki? Yani orada gerekçeler de elbette önemli olur ama gerekçeler artı dünyanın bu gerekçelere bakış açısı oldukça önemli. Yani eğer uluslararası toplumdan da Türkiye'de işte bu seçimlere dair olumsuz yorumlar gelecek olursa bunun etkisini daha şiddetli görebiliriz. Yani o nedenle öngörüde bulunabilmek zor ama uzun vadede bir uluslararası piyasa açısından da risk oluşturup kredibilite kaybı da getirebilir. Oradaki gerekçeler
yurt dışı alemin yani genel küresel çerçevenin Türkiye'deki seçimlere, seçim güvenliğine bakış açısı, bununla ilgili yorumları da süreci daha netleştirir ama kesinlikle ilk etapta olumsuz etkisinin olacağını piyasa reaksiyonları zaten gösteriyor. Seçim yenilenmezse ve mevcut şekliyle tescil edilirse piyasanın tepkisi ne olur? Ne kadar yukarı gider? Aslında piyasanın baştan beri beklediği buydu. Yani bu olursa bir miktar bunun olumlu etkisi olur ama sonrasında piyasa diğer konulara odaklanmaya başlar. Yani bunun ilk etkisi pozitif olur ama sonrası için yine diğer konulara geçmiş oluruz. Yani burada olumsuz etkisi yüksek, olumlu etkisi sınırlı kalabilir diye düşünüyorum. Peki, sorular geliyor. Vestel'le başlayalım. Elektronik bu senenin en iyi performans gösteren kağıdı. Evet ama bana kalırsa en fazla dikkat edilmesi gereken performanslardan biri. Yani son dönemdeki fiyat hareketlerini mali verilerle açıklamak ya da haber akışıyla açıklamak bana kalırsa çok mümkün değil. Yani buradaki fiyat hareketleri olağanın dışına çıktı bana kalırsa. Temkinli olmakta fayda var. 14,5 liraya gittiyse. Temkinli olmakta fayda var. Sonu hüsranla sonuçlanabilir yine diye düşünüyorum. Varsa çünkü, bırakır mısın buralarda? Bırakırım yani ben açıkçası bu tarz sert hareketler eğer sebebini bilmiyorsam normal şartlarda yükselen piyasada ise bırakmayı çok tavsiye etmem ama eğer altını doldurabilecek çok önemli bir gerekçem yoksa yani hisse örneğin işte 6 liradan 7 liraya 6 ile 10 arasını doldurmak mümkün değil yani. Buralarda doldururum ama buradan sonrasını açıklayabilmek bana kalırsa çok mümkün değil. O nedenle ben mümkün olduğu kadar mesafeli yaklaşma taraftar olurum bu fiyatlarda. Peki yine traktörler ne olur diye soran takipçilerimiz var. Çok yani, uzun süredir bekliyoruz. Türk Traktör aslında çok iyi bir şirket. Öz varlık karlılığıyla vesaire oldukça iyi bir şirket ama son dönemde marjlarda ciddi bir düşüş var. Yani bu tarafta genel ekonomideki yavaşlama, işte kurlardaki artış, şirketin ağırlıklı girdisinin döviz cinsinden olması, TL olarak satıyor olması ciddi bir dezavantajlı dönem oluşturdu. Burada traktör tarafında bir teşvik, hurda teşviği vesaire ilerleyen dönemde bazı sektörlere geldiği gibi burada da bir teşvik süreci söz konusu olursa bir dönüş hikayesi olabilir ama onun haricinde ciddi bir trend aleyhine gelişiyordu. Bu nedenle de ciddi baskıladı. Bununla birlikte yönetimde bir değişim oldu. Benim bildiğim 20 yıl var herhalde. Marco Votta Türk Traktör'den emekli oldu, artık ayrıldı. Yeni yönetimin belki buradaki uygulamalarını da görmek gerekebilir ama birçok olumsuzluğu da fiyatladığını düşünüyorum Türk Traktör'ü açıkçası. Hani biraz sabrı olanlar için, bugünden yarına belki bir hareket görmeyiz ama biraz sabrı olanlar için bu yıl olmasa da gelecek yıl için ciddi alım seviyelerine geldiği kanaatindeyim yani uzun vade için. Tofaş. Burada otomotiv sektöründe genel sıkıntının malum. Geçen sene 1 milyon üzerinde satış var ki iş piyasada bu sene 400 bin 500 bin rakamlarını konuşuyoruz. Yani yarı yarıya bir iş piyasada daralma söz konusu. Bunun olumsuz etkileri var elbette. Yurt dışı talep hala canlı, bu pozitif taraf. Ama Tofaş'ta Ford'a göre örneğin çok daha sert bir satış süreci gördük. Ve buradan toparlanmada çok istekli olmadı. Yani tepkiler çok cılız kaldı. Ford'a nazaran dediğim gibi sert satış ama toparlanmada da zayıf kalan bir süreç var. Burada Tofaş'ın gelecek yıldan itibaren büyük yatırım evresine geçiyor olmasının belki yavaş yavaş önden negatif fiyatlaması olabilir. Ben kısa vadede hani bu yatırım projeksiyonlarını göz önünde bulundurduğumuzda hani yatırım sürecindeki şirketlere biraz daha piyasanın mesafeli yaklaştığını görüyoruz ve ben de öyle olması gerektiğini düşünüyorum. O açıdan biraz daha belki yatırım evresini biraz daha geride bırakmış olan Ford tercih sebebi olabilir gibi gözüküyor. Aselsan niye gitmiyor diye soruyorum. Yani her yer çok gidiyor, açık, niye gitmiyor diyorlar. Çok açık niye gitmedi. Mali verilerine göre aşırı ucuz ama bu F-35 süreci ve S-400 süreci yani aslında dediğim gibi piyasanın genelinde fiyatlanmıyor ama inanılmaz sert açıklamalar var aslında. Yani dün örneğin Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalarda bizi tanıyanlar bu S-400'ün bitmiş olduğunu ve buradan geri adım olmadığını ifade etti. Amerika'dan gelen açıklamalar Türkiye'nin S-400 alması durumunda F-35'lerin kesinlikle iade edilmeyeceğini, iki sistemin aynı anda olmayacağını, hatta S-400 alması durumunda Türkiye'nin casus yazılım bulunduran işte ülkeler listesine alınabileceği ve bunun çeşitli yaptırımlar getireceğini ifade ediyor. İşte dün Dışişleri Bakanımızdan gelen açıklamada işte patrol teklifleri geldi. Eğer verirlerse alırız, vermezlerse ikinciyi de alabiliriz diyor. Yani burada aslında çok sert açıklamalar var ama piyasa bunu şu aşamada görmüyor. Sadece bunu S-400, F-35 nasıl olsa bir orta yol bulunur mantalitesiyle gidiyor ama geçmişte bu tarz tartışmaların farklı mecralara taşındığını gördük. Örneğin bunun bir adım öteye taşınması, örneğin Fırat'ın doğusunda bir operasyonda Amerika'dan ters yönde açıklamalar gelmesi. Yani farklı bir mecrada bunun karşılık bulması.
Bu durumda etkiler sert olabilir. Şu anda Aselsan'ı baskılayan en önemli gelişme bu. Ama uzun vade için mali tablolarını ve gelişimini göz önünde bulundurduğumuzda bu fiyatlar bence Aselsan için çok çok cazip seviyeler gibi gözüküyor. Migros. BİM'i de ekle. Faaliyetleri tarafında Migros'un herhangi bir problemi yok. BİM'de de aynı şekilde. İkisi de faaliyetleri tarafında oldukça etkin ve başarılı şirketler. Ama Migros özellikle kurun yukarı gittiği dönemlerde döviz açık pozisyonu nedeniyle ciddi manada kur zararı yazıyor. Ve hisseyi baskılayan ana etken bu. Bu taraftan olumsuz. BİM bu açıdan daha defansif ve daha likit pozisyonu güçlü olmasına da daha ön plana çıkıyor. Burada ikinci bir dezavantaj da bu enflasyonla mücadelenin biraz perakende sektör üzerine yıkılması her ikisi açısından da negatif etki oluşturabilecek bir unsur. Buna da bakmak lazım. Yani o açıdan bu enflasyonla mücadele süreci tekrar kızışacak olur. Enflasyon tarafında artış görülecek olursa ki buna işte bunlarla alakası olmasa bile örneğin enerji fiyatlarındaki artış, işte tütün fiyatlarındaki artış, belki alkole gelecek fiyat artışları. Enflasyon tekrar yukarı çevirdiğinde perakende sektör üzerinde tekrar bir baskı oluşabilir enflasyon çerçevesinde. O nedenle şu dönemin çok konjonktürel hisseleri değil gibi. En azından enflasyon bir miktar gündemden düşene kadar perakende sektör üzerinde baskı görebiliriz. Alacak olsan BİM mi alırsın, Migros mu? Kura bağlı ama BİM açıkçası çok defansif ve çok beğendiğimiz hisselerden biri. Dediğim gibi şu konjonktür onu da baskıladı. Perakende sektörünü baskıladığı gibi ama neticede BİM uzun vadede istikrarlı ve güvenli diyebileceğimiz bir yapıda. Eğer kurda hareket görmeyeceksek yukarı yönlü ya da aşağı yönlü hareket göreceksek ki şu anda bu beklenti biraz zayıf açıkçası onu da söyleyeyim. Yani o nedenle Migros biraz daha ikinci planda tutabiliriz diye düşünüyorum. Peki makine takım takip ediyor musun? Yani çok küçük ölçekli bir şirket. Ülker grubunun çok da başarılı olmayan şirketlerinden biri Yıldız grubunun. Finansal görünüm açıkçası geçmişte de çok zayıftı. Geçtiğimiz yıllarda bir sermayelendirme süreci oldu vesaire ama yine hala faaliyetleri tarafında oldukça zayıf seyreden şirketlerden biri. Çok potansiyel ya da pozitif beklentimiz yok açıkçası. Intema izliyor musun? Çok izlediğim hisselerden biri değil açık söyleyeyim. Likiditesi onda ciddi sıkıntılı ve ciddi volatil hareketler de olabilen hisselerden biri. O nedenle bir miktar ben mesafeliyim. Çok radarımıza aldığımız hisselerden ya da yatırımcıya bugüne kadar önerdiğimiz hisselerden biri değil onu söylüyorum. Kafein? Kafein yazılım açıkçası halka arzından sonra işte ikinci bir halka arz gündeme gelmişti SmartX'in halka arzı. Ben yazılım şirketlerinde halka arzdan sonra en azından şöyle birkaç yıllık dönemin geride kalması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yazılım tarafı gerçekten değerlemesi zor bir alan. Buradaki faaliyet gelişimi, hissenin derinliğini, piyasanın adaptasyonunu görmek lazım. Kısa vade için ben açıkçası biraz bunları görmek gerektiğini düşünüyorum. Biraz beklenilebilir yani birkaç yıl belki bir piyasaya adaptasyonu, bu SmartX'in halka arzı olacaksa onun süreci vesairesini görmekte fayda olabilir. Şu aşamada biraz dediğim gibi net bir şeyim yok kafein konusunda. Söktaş? Çok onu da dediğim gibi yakından takip ettiğim hisselerden biri değil. O da inanılmaz derecede sığ bir piyasa ve volatil bir piyasa. Genel olarak hani tavsiye listemize de bugüne kadar girmeyen hisselerden biri oldu. Göltaş şöyle yani zaman zaman işte bedelsiz sermaye arttırımı vesaire gündeme gelebiliyordu. Bunlarla hareketlilikler olabiliyor ama genel itibariyle çimento sektörü zaten oldukça zayıf bir dönem geçiriyor. Göltaş da bundan etkilenenlerden biri. O nedenle en azından konjonktürel olarak şu aşamada biraz mesafeli kalınabilir ona da. ODAŞ? ODAŞ kur nedeniyle sıkıntı yaşayan firmalardan biri. Aslında Çanakkale Çan Terminal'in devreye girmesiyle birlikte beklentiler vardı. Bu tarafta biraz daha pozitif olacağı algısı kuvvetliydi. Ama terminal devreye girdiği dönemin ardından da kur hareketleri oldukça sertleşti. O nedenle oradaki pozitif algıyı kur tarafı götürdü diyebilirim. Şu aşamada kurda yeniden hassasiyet olduğu için, yukarı yönlü bir hareket söz konusu olduğu için biraz izlemede kalmak faydalı olabilir. Ciddi bir kur yükümlülüğü var. Tamam yani çandan dolayı bir döviz geliri söz konusu ama uzun vadedeki kur stoku burada daha fazla etkili oluyor. Biraz mesafeli olunabilir şu süreçte. Zoran ve Akseni de katarak enerjinin geneli bu hani bilançolardaki değişiklikten bu yeni enerji girişim fonundan katkı sağlayabilir mi, ne dersin? Yani şimdi bu şirketlerin hani şu ana kadar bildiğim kadarıyla ikisinin de bir borç ödeme sorunu olmadı. Yani o nedenle hani bunların o enerji fonuna katılımı vesaire olur mu emin değilim yani o süreçte. Dediğim gibi onun da tam detayları belli değil hala şu aşamada. Ama ikisine de baktığımızda Zoren aslında faaliyet gelişimi özellikle son dönemde pozitif ama ciddi manada bir kurdan dayak yiyen şirketlerden biri o. O kur hassasiyeti yüksek. Aksa Enerji de aslında
riskini büyük oranda yurt dışına taşımış olması, faaliyetlerini dışarı çekmiş olması pozitifti onlar için. Ama diğer taraftan özellikle geçtiğimiz dönemde hatırlanacak olursa bir bilanço skandalları vardı. Ve ondan sonra yatırımcının çok fazla güven duymadığını gördük. Bu dönem yine bilanço döneminde bazı yine böyle çok olumlu diyebileceğimiz sonuçlar gelmedi. Özellikle o geçtiğimiz yılın son 3. çeyreğindeki bilanço açıklaması, sonraki düzeltmeler vesaire yatırımcı güvenini oldukça zedeledi. Uzun vadede hala potansiyel olduğunu düşünüyorum. Çünkü gelirlerinin büyük bir çoğunu artık döviz cinsinden elde ediyorlar. Ama kısa vadede yatırımcı güvenini tesis etmek, tekrar oraya yabancı yatırımcıyı çekebilmek biraz zaman alabilir gibi gözüküyor. Yapı Kredi'yi sorayım sana. İyi gitti hisse. Yani Yunanistan'da tarafında en iyi giden banka. Aynen. Aşırı risk kontrolüydü çünkü öncesinde. Daha sonra sermaye arttırımının yapılmış olması, sermaye benzeri tahvil ihraçları vesaire şirketin sermayesini kuvvetlendirmesi o risk kontrolden sonra bir dönüş getirdi. Bankalar açısından açıkçası beğendiğimiz hisselerden biri hala. Yılbaşından itibaren yani geçen yılın sonundan itibaren gelen yükselişe rağmen hala Yapı Kredi, işte Garanti bizim ağırlıklı olarak ön plana çıkarabildiğimiz bankalar arasında. Endeksin tabii burada toparlanmaya ihtiyacı var bu bankaların gidebilmesi için. Endeksten bağımsız bir toparlanma beklememek lazım ama uzun vade için özellikle yılın ikinci yarısı ve gelecek yıla yönelik bankacılık endeksinde pozitif beklentimiz var, onu da ifade edeyim. Türk Hava Yolları haliyle? Türk Hava Yolları taşınma süreci geride kaldı. Artık operasyonel faaliyetler 3. Havalimanı'nda başladı. İnşallah yarın ben de bir kullanmış olacağım orayı da yerinde test. Haftaya da ben de kullanacağım. Burayı da bir görmüş olacağız ama artık o ben hep şunu söylüyordum. Yani bu taşınma sürecinden önce baskı olabilir ama taşınma sürecinden sonra ikinci çeyrek sonuçlarına belki bu taşınmanın maliyetleri yansıyacak da olabilir. Ama diğer taraftan artık biraz daha yoğun sezona geçiş ve onun fiyatlaması dönemine girdik. Ben Nisan'ın ortalarından itibaren diyordum piyasa biraz daha erken aldı burayı toplamayı. Bundan sonraki süreçte biraz daha Türk Hava Yolları pozitif olabilir. Yani şu güne kadar örneğin özellikle son 2-3 aylık dönemde Türk Hava Yolları sat Pegasus Air Trade'lerinin de terse döndüğünü görebiliriz. O nedenle Türk Hava Yolları açısından biraz daha pozitifim şu aşamada. Kardemir için? Ben Kardemir'i beğendiğim hisselerden biri açık ve net söyleyeyim. Özellikle son düşüşün biraz fazla abartıldığı kanaatindeyim. Son dönemde demir çelik fiyatlarında bir miktar yükseliş bu sektöre de tekrar bir alım getirdi ama Kardemir biraz zayıf kaldı bu çerçevede. Burada özellikle bazı ortakların hisse satışlarının burada etkili olduğunu da söylemek mümkün. Kardemir'in büyük ortaklarından diyebileceğimiz Yol Bulan ailesinin hisse satışları hala devam ediyor ve paylarında ciddi bir azalma söz konusu. Onun baskısı da burada etkili olabilir ama uzun vade açısından yatırımlar büyük oranda tamamladı. Her ne kadar Filios projesi vesaire devam ediyor. Bu yıl örneğin bir 100 milyon doların üzerinde bir yatırım yine söz konusu ama genel itibariyle bu taraftaki ana yatırımların, büyük yatırımların büyük oranda tamamlanmış olması, bunun yanında Ereğli'nin de 1 milyar dolarlık bir yatırım başlatacak olması, burada da Ereğli'den çık Kardemir'e gir şeklinde bir senaryo doğurabilir. Ben mevcut fiyatların Kardemir açısından oldukça iskontrol olduğu kanaatindeyim. Uzun vade için alıp tutulabilecek seviyelerde olduğunu düşünüyorum. Tüpraş mı, Petkim mi? Şimdi şöyle, Tüpraş aslında daha az risk var gibi gözüküyor ama orada da fiyat riski oluşmaya başladı. Çünkü geldiği seviyeler artık birçok iyimserliğin fiyatlandığı ama diğer taraftan da Petkim'in de birçok olumsuzluğun fiyatlandığı bir seviyeye geldik. Aradaki marş ciddi manada açıldı. Burada da piyasa bir noktadan sonra işte yüksek fiyatlanan Tüpraş'tan düşük fiyatlanan Petkim'e geçiş yapabilir. Petkim'in önündeki birkaç tane risk var. Onların kalkmasını belki bekliyor. En önemli risk de bu tarafta. Açıkçası bu yeni kurulacak petrokimya tesisinin Petkim'in konumunun ne olacağı, yani o bir belirsizlik oluşturuyor. Oradaki yatırım süreci işte proje işte yatırım analiz süreci süreçler netleşip Petkim'in buradaki konumu belli olduktan sonra belki tekrar bir hikaye olabilir ama uzun vade için ben Petkim'in mevcut fiyatlarının oldukça cazip olduğu kanaatindeyim. Böyle bir yatırım haberi gelse dahi bunun kısa vadeli bir baskısını daha görebiliriz ama sonrası için yine pozitif olabilir diye düşünüyorum. 4 hisseyle bitiriyorum ama hızlı hızlı. Çimsa ilki. Çimento sektörü genel olarak zayıf. Çimsa da buna eşlik ediyor. Biraz mesafeli kalınabilir konjonktür gereği. Trakya Cam. Benim beğendiğim hisselerden biri. Cam grubunun tamamını beğeniyorum. Ağırlıklı olarak aslında cam grubunda risk düşük olarak Anadolu Cam ve Soda bana daha cazip geliyor. Ama Trakya Cam ve Şişe Cam da yine tercih edilebilecek hisseler arasında. Ama dediğim gibi ana tercihim Soda ve Anadolu Cam olur. Logo? Ekstra bir beklentim, hikayem yok. Yani uzun süredir bir düşüş vardı. Ardından bir konsol tepki süreci geldi piyasayla birlikte ama yani ekstra bir beklentim yok o tarafta açıkçası. Goodyear?
Aşırı ucuz bulduğum ama bir türlü fiyatlanmayan hisselerden biri. Genel olarak temel verileri vesaire olumlu. Burada belki ilerleyen dönemde tam projeksiyon net değil ama Almanya'daki fabrikanın bir bakım sürecine girmesi söz konusu. Birkaç yıl sürecek. Oradaki üretimlerin başka fabrikalara kaydırılması söz konusu. Türkiye'de buradan ne kadar pay alacak detayını bilmiyorum. Henüz daha açıklamadı bildiğim kadarıyla ama belki bu bir etki yaratabilir. Ama genel itibariyle mali verileri iyi ama piyasanın hiçbir şekilde fiyatlamadığı hisselerden biri. Uzun yıllardır da böyle, bunu da ifade etmekte fayda var. Hüseyin, çok teşekkür ediyoruz sana aktardığın notlar için. Böylelikle hisse bülteninin sonuna geldik. Kaçırdığınız yorumları program tekrarlarımızı izleyerek hem YouTube hem Facebook Live hem de Periskop'tan görme şansına sahipsiniz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. Türkiye'nin yeni nesil yatırım platformu Gedik Trader sundu.